1,5 Serkan Bey'le görüşeceksiniz. Onu yarın al. Misafirlerimizin konaklaması hazır mı? Evet Mete Bey. Söylediğiniz gibi en iyi odaları ayırttım. Güzel. Ben 2 saate dönmüş olurum. İstediğim evraklar hazır olsun. Tamam? Tamam. Yalnız muhasebeyle ilgili... Efendim Nisan. Madem yemek teklifi senden geldi, o zaman restoran seçimi de benden. Şimdi şirkette seni kaçırmaya geliyorum ben. Restoran seçimi de benden. Hani çok sevdiğimiz bir yer vardı ya şirkete yakın. Oraya gidelim diyorum. Ne dersin? Müsait değilim. Şu anda bir toplantıdayım. Biraz da uzun sürecek gibi. Gerçekten mi? Çünkü sen yarın yemek yeriz deyince ben öğlen yeriz diye düşündüm yani. Akşam çok önemli toplantımız var demiştin. Yanlış mı biliyorum ben? Evet. Öbür gün yaparız. Acelesi yok nasıl olsa. Acelesi yok. Tamam. Peki rahatsız ettim seni. Kusura bakma. Yok hiç önemli değil. Akşam evde görüşürüz. Görüşürüz.
Kaptan. Ne oldu abi? Acele geldiğince merak ettim. Birader ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama bu aramızda kalması lazım, tamam mı? Abi o ne biçim laf ya? Söyle abi, korkutuyorsun beni. Benim başım büyük belada birader. Ne? Ne belası ya? O şeyimiz mi yoksa? Öyle bir şey değil. Ne abi o zaman? Ben hayatımı değiştirecek bir şey öğrendim. Ve bundan sonra... benim bir sürü ortalardan kaybolmam lazım. Ya abi o ne demek? Olur mu öyle şey? Öyle gerekiyor birader. Yalnız... bizimkileri telaşlandırmak istemiyorum. Tamam mı? Eğer bana bir şey olursa... sen Fatma anne ile Nadide'ye sahip çıkacaksın. Tamam mı kardeşim? Hayda. Abim. Bak. Bizim gizlimiz saklımız yok. Olmaz öyle şey. Anlatacaksın. Ya sen ne yapacaksan söyle, beraber yapalım. Ya nereye istiyorsan geleyim seninle. Öl de öleyim. Seninki gibi koca bir yürek Nadide'yi seçtiği için çok şanslı o kız oğlum. Nadide çok şanslı bir kız. Söz dönünce her şeyi anlatacağım sana. Allah'a emanet ol. Beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Sağ ol Duygucuğum. Zaten şimdi çıkacağız. Peki efendim. Geldim canım, geldim. Hazırım. Ah, çok güzel olmuşsun. Sağ ol canım. Ay, sabahtan beri ölüyorum heyecandan. Aylardır bu müzayedeyi bekliyoruz Yakup'la. Yemekte çakışması kötü oldu. Vallahi yemek benim işime geldi. Mazhar daha alacağım tablonun fiyatını öğrenmeden onayı kaptım. Leyla, Mete ile Nisan ne durumdalar? Biraz sakin ediler mi bari? İyiler. Keşke Nisan da bizimle birlikte gelseydi. Bak Zuhru. Nisan Mete'yi ihmal ediyor. Bugün onunla konuştum. Kendine özen göster dedim. Kocanı mutlu etmeye çalış. Niye böyle bir şey söyleme gereği duydun ki? Nisan zaten her zaman özenlidir. Ben insanı bakışından, gözlerinden tanırım. Aralarında bir şey eksik. Ateş. Ateş yok. Kadın dediğin biraz işveli, cilveli olmalı. Ateşi bunlar yakar işte. Ateş dediğin harlanmak ister Leyla'cığım. Sen bunları benden daha iyi bilirsin. Nisan. Aç kapıyı kızım. Neyin var söylesene.
Anne şu an konuşmak istemiyorum lütfen. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Kim üzdü seni bu kadar söylesene. Annenim ben senin. Anne yalnız kalmaya ihtiyacım var. Biraz yalnız bırakır mısın? Yarın söz veriyorum. Yarın söz veriyorum. İlk işim seni aramak olacak anne lütfen. Gözünü Mete'den bir an bile ayırma. Şimdi geldiler. Ben de giriyorum peşlerinden içeri. O herifçi oğlu gelip de Mete'ye ulaşırsa bittik demektir. Dikkatli ol. Eğer bir daha az kalarsan seni ben öldür. Koleksiyonunuzu görmeyi dört gözle bekliyoruz. Ortaklarımızla görüştük. Anlaşmaya sıcak bakıyorlar. İtalya, bizim zaten uzun süredir girmeyi düşündüğümüz bir pazar. Birleşme ikimiz için de çok faydalı olacak. Bu arada ortaklarınız defileye katılacaklar değil mi? Tabii ki. Defileyi izledikten sonra o kafalarındaki küçük pürüzler temizlenecektir. O zaman hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? Yok. Arkadaş yardımcı olur musun? Buyurun beyefendi. Müsaadenizle ben bir lavaboya gideceğim. Her şey eskisi gibi olsaydı. Sen ölmeseydin.
Biz hiç büyümeseydik. Yaşıyorum kardeşim. Hayır, 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 hayır. Hayır, sen. Sen öldün o kazada. Herkes öyle zannetmiş. Babamın bir arkadaşı beni kurtarmış. Her şey yolunda mı? Merak etme. Mete'yi bir an bile gözünden ayırmıyorsun değil mi? Tuvalete gittim. Ne kadardır içeride? 7-8 dakikadır. İçeri gir. Hemen! Buca'yı neredeydin? Neden gelmedin? Gelemezdim ki. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Hadi gidelim. Eve gidelim. Herkese haber verelim. Hayır, 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 hayır. Kimseye söylemememiz lazım. Bu aramızda kalsın, olur mu? Neden? Başım belada. Her şeyi anlatacağım. Ama daha rahat konuşabileceğimiz bir yere gidelim mi? Tamam. 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 Tamam oğlum. Tamam. Babamın bir arkadaşı seni kurtarmış.
Başım belada. Mete oğlum neyin var? Bunu kimse söylemez. Tamam mı? Nişan aramızda kalmış lazım. Yüzün sapsarı. Aslında pek iyi değilim. Musar amca. Ne oldu? Benim her. Hasta oluyorum galiba. Ben aslında kalksam iyi olacak. Kusura bakmayın. Hayırlı olsun olacak. Kusura bakmayın. Lan Efe bu. Alo. Efe burnumuzun dibine kadar gelmiş. İşini bitir. Şeye geldim, Beykoz'da eski fabrikalar var ya, oraya, kardeşimle buluşmaya. Tamam, orayı biliyorum. Geldiğimde ararım. Tamam. Nisan, canım seni aradım bugün ama ulaşamadım. Neredeydin? Nisan, cevap versene. Ne yaptın bugün? Her şeyi biliyorum Seda. Ne dedin? Her şeyi biliyorum. Her şeyi gördüm. Sarıldığını, öpüştüğünü, her şeyi. Nisan, sen ne diyorsun? Selamet'in sevgilisi var. Bugün onları caddede gördüm. Kim olduğunu biliyor musun peki? Nisan, kim olduğunu gördün mü? Bilmiyorum. Yüzünü göremedim ama ince uzun bir kadın. Defileye katılan mankenlerden bir tanesi kesin. Ne yapacaksın peki şimdi? Aldatılmayı kabul edecek değilsin herhalde, değil mi? Bugün bu iş bitti Seda. En kısa zamanda Mete'den boşanacağım. Bekletmedim değil mi? Yirmi yıl kadar.
Çok şey var ki anlatacak. Sen burayı hatırlıyor musun? Burası bizim dedemizin çalıştığı fabrika. Çocukken bize hep hikayelerini anlatırlardı. Hatırlamıyorum. Hani dedem gece gündüz burada çalışırmış. Babamı okutmak için. Hatırlamadın mı? Zamanı uzar. Hepsini konuşuruz. Annem. Çok acı çekti be oğlum. Yüzünü bile hatırlamıyorum. Hiçbir şey mi? Annem, ben, Nisan. Nisan kim? Nisan bizim çocukluk arkadaşımız. Sen çok severdin Nisan'ı. Çok iyi anlaşırdınız. Hatta benden bile iyi anlaşırdın. Nisan ve ben 5 yıl kadar önce evlendik. Sağ ol. Bugüne kadar yaşadığım her şey yalanmış. Yaşadığım her şey koskoca bir yalanmış. Ne zaman konuşacaksın peki Mete'yle? Gelir gelmez. Hiçbir şey hatırlamıyorum diyorsun. Beni nasıl buldun? Ya hani babamın bir arkadaşı beni kurtarmış dedim ya. O çıka geldi. Onun sayesinde. Ben sabah seni gördüm. Sen işte şirketin önünde. Ben o zamana kadar bir ikizim olduğunu bile bilmiyordum. Biz senin öldüğünden o kadar emindik ki. Mucize ya. Allah'a her gün dua ettim. En azından seni rüyamda göreyim diye. Şimdi karşımdasın. Sallan her günü bu mucizeyi bekledim. Her gün. Ailemden birini bulmayı. Şimdi... Sen üşümüyor musun? Dur ya, yok hayır, sen üşüyeceksin hayır, sonra. Bana bir şey olmaz. Ben balıkçıyım. Balıkçı mı? Ha? Dayanıklıyım yani. Rüzgar adı soğuğu. Senin başın belada mı? Ya, Kadim gelince anlatacaktı. Kadim kim? Ya şu beni kurtaran adam. Telefon arabada kaldı galiba. Ben gideyim alayım çünkü Kadim bulamazsa bizi arayacaktı. Çabuk ol. Merak etme kardeşim. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Sen onlara ulaşamadan seni öldürürler. Hayır, hayır. Ona da soru vardı.
sakın. Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Bana bak. Sen bana bir şey söyleyecektin çocukken. Neydi? Sen nefesini boşa harcama, tamam mı? Biz şimdi seni hastaneye götüreceğiz. İyileşeceksin kardeşim. Hadi bana yardım et, hadi! Nüfus cüzdanını ver. Ne? Bana nüfus cüzdanını ver. Onun yerine geçeceksin. İşten sağ kurtulmanın tek yolu bu. Bana güven. Kardeşini öldüren adamlar, babanı öldüren adamlarla aynı. Asıl hedef sen. Eğer yeminini tutmak istiyorsan, babanın ve kardeşinin katilini bulmak istiyorsan, başka yolu yok.
Mete'nin hayatını şimdi sen yaşayacaksın. Buna cesaretin var mı? İnsan ailesine ne kadar yabancı olabilir ki? Sonuçta sen onların bir parçasısın. Hiç kimse, ama hiç kimse senin kim olduğunu bilmemeli. Tamam. Kardeşinin uykusu, senin uyanışın olsun Efe. Çakalların özgürlüğü, aslan ayağa kalkana kadardır. Yüreğindeki bu keskin acı bileyecek intikamını. Seni güçlü kılacak. Ama esas gücün, sahip olduğun sır olacak. Gerçek niyetini kimseye belli etmeyeceksin. Sırrın senin kaderindir Efe. Kaderini kimseyle ama hiç kimseyle paylaşmayacaksın.